Merhaba sevgili kalem severler. Yeni bir kalem tanıtım videosuyla huzurlarınızdayız. Elimizdeki bayram şekerleri Skrix firmasının yeni üretimi olan Skrix Premium modelleri. Ee, bir süredir şöyle kalemi inceliyorum. <laughs> evet basit bir yapısı olan plastik kalemler, çelik uçlu. Şöyle gösterelim. Uçları çelik. Şu uç bölümünde bakın şu anda mürekkep gelmeden gösterelim. Şurada bir beyaz şey var, bakın beyaz bir fitil var. Bu fitil mürekkep iletme görevinde e, damağa yardımcı olan bir fitil. İlginç bir e, tasarım olmuş. Aynı fitilin içten nereden devam ettiğini görebiliriz. Bakın en arkada, Şurayı açalım. Kartuş takılan yerde aynı beyaz fitili görüyoruz kartuşun e, şu damağın içerisindeki iletim noktasında ortadan ilerleyerek uca kadar uç topuna kadar ulaştığını görüyoruz. Bunun bu yeni e, bir yaklaşım. Belki daha önce de kullanılmıştır haberim yok. Damağın içindeki şu kılcal çizgilerden mürekkep süzülerek ilerlediği gibi aynı zamanda e, buradan da iletimi sağlıyor. Kalemin basitçe yapısını inceleyelim. 6-7 tane rengi var. Renkler tatlı pastel tonlar şu anda. Belki başka renkler de ileride çıkar. Elimdeki gri renk mesela. Bunlar bana e, Ensar Bey'in Experience My Travel, Ensar Bey'in İstanbul ziyareti sırasında e, hediye ettiği kalemler. Güzel kalemler. E, i̇lk önce bu kalemlerden Kalemiş'e. Selim Hanım sayesinde haberdar olduk. şu bölüm biraz sıkıntılı gelmişti bana kapanma halkaları. Meğer şurada bir tur daha çevirince tık ediyormuş ve kapanıyormuş. Ondan sonra da açılmıyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Yani ilginç çatlar diye ben çevirmekten korkmuştum. Tamamen kapandığını hissettiğiniz bir nokta var. Orada durursanız eğer kalemin kapağı yeniden gevşiyor. Burada durmayın. Çok hafif bir tane daha çevirdiğinizde çok hafif yarım tur daha çevirdiğinizde kalem açılmayacak şekilde oturuyor. Tabi biz burada kart şu takacağız. Zamanla çatlamaya neden olabilir gibi geldi bana. Ama bilmiyorum tabi hangi modeli aktive etsek. Ben bu gri rengi bu renklerin hepsini sevdim. Kivi rengi var. Bir renk daha vardı. Kahverengi var. Kahverengi ve kivi şu anda yanımda değil. Ha, bu renklerin hepsi de oldukça güzel renkler. Ben pembe kullanmam demiştim ama e, pembe bile oldukça tatlı bir şeker pembe. Çok aşırı yak açan bir cart pembe değil. Klipsleri kalemin kendi renginde. Hareketli klipsler mi? Hayır. Ama e, plastik oldukları, şeffaf plastik oldukları için kolaylıkla takılır. Kırılır mı? Kırılabilir. Kalemin üst bölümünde bakın şu şekilde geçirme. Plastik bir bölüm var. Tepe mücevheri dediğimiz yerde tabi buna mücevher demeyeceğiz ama aynı yer belki de demek lazım. Kalemin üçgen formunda görünen bir e, yapısı var tepeden. Arkadan baktığımızda ise bu formun büyük oranda korunduğunu görüyoruz. Fakat kalemin gövde yapısı ortaya doğru ilerledikçe üçgenler yavaş yavaş yuvarlığa doğru gidiyor ve gövde bölümünde yuvarlaklaşan bir kalem görüyoruz. Masa üzerinden yuvarlanma şeyine baktığımızda da tabii ki klipsin bu şekilde yapılmış olması onun yuvarlanmasını engelliyor. Bu şekilde yuvarlanıyor bakıyorum. Evet yuvarlanabiliyor. Ama yine de belli bir noktada duracak bir yuvarlanma şekli gibi görünüyor. Yani kolay kolay yuvarlanmıyor gibi. Evet bir noktada duruyor gibi. Bu da güzel bir tasarım olmuş. Şimdi Skrix'in bu kalemi kendi çapında bir devrim yaratabilir kalem dünyasında. Şöyle ki. Şimdi Türkiye'de ben kalem incelemeleri yapan kalemleri inceleyen birisi olarak şöyle bir tespitte bulunayım. Ukalaca bulmazsanız yaptığım onlarca kalem incelemesi ve kalem inceleme videolarında en çok izlenenler ucuz kalem videolarıdır. Yani öğrenciler, gençler Dolma kaleme az çok ilgi duyan e, kitle e, ve dolma kalem dünyasında da ucuz kalemler daha çok rağbet görüyor. Hele hele en uygun kalemler büyük bir ilgi uyandırıyor. Elbette herkes daha iyi kalemler, altın uçlu kalemler edinmek ister ama ben ünlü bir markanın e, iyi bir kalemini, altın uçlu bir kalemini tanıttığımda mesela o ilginin olmadığını görüyorum. Özellikle üniversite çağındaki gençlerin de böyle kalemlere ihtiyacı da yok. Yani onların gündelik olarak onlara eşlik edecek defterlerinde kanama yapmayacak, aşırı mürekkep salınımında bulunmayacak, e, gündelik olarak kullanabilecekleri ka ekonomik kalemlere ihtiyaç vardı. İşte Prepi dediğimiz bir model var. E, firma e, ne firma? Platinum Prepi kalemleri piyasada oldukça uygun fiyata satılan kalemlerdi. Onlar mesela tercih edilebilir öğrenciler tarafından diyorduk ama onlar bile 200 lira bandına ulaştı neredeyse. Ee, yani yurt dışından ithal edilen kalemler bunlar. Ne kadar plastik gövdeli basit kalemler olsalar da, ee, Skrix firmasının böyle bir şey yap yapmayacağını bilmiyordum tabi ama yıllar önce aklımdan geçti geçen bir şeydi. Keşke ucuz çok daha ucuz kalemler üretseler plastik aksamlı, çelik uçlu, işte karyokalar gibi işte yahut işte bu prepiler gibi e, piyasada uç seçenekleriyle yer alsa demiştim. Ne yazık ki uç seçenekleri konusundaki dileğim yerine gelmedi. Ama diğer e, dileklerim karşılığını buldu. Skrips firmasına da bu noktada teşekkür ediyorum. Yani bu uç konusundaki diretmeleri hariç tabii ki. Yani şu kalemlere extra fine, fine seçenekleri çok yakışırdı. Brot olmaz bence. Öğrencilerin bir de, de defterlerinde kullanacağı kalemlerin az mürekkep salması gerekiyor. Alelade okul defterlerinde e, kullanılan kağıtlar biliyorsunuz çok kaliteli değil. O yüzden e, mürekkep salınımının medium için bile fazla olduğunu bir de bunların başka bir modelini denemiştim geçenlerde instagramda. Başlangıç ve bitiş noktalarında durduğunuzda, özellikle bu keçe yüzünden biraz bazen fazla mürekkep salınımı da olabiliyor. Bu nedenle bir ekstra fine ya da fine uç olsaydı daha az mürekkep salınımıyla daha uzun süreli yazma da mümkün olurdu. Belki bir seçenek olarak da şu iç bölümün doldurulması seçeneği düşünülebilirdi. Yani Eyedropper yöntemiyle doldurulabilecek bir iç hazne de düşünülebilirdi. Belki ileride birileri bunun üzerine deneyler yapabilir. Şurası çok müsait görünmüyor ama denenebilir diye düşünüyorum. Şuraya bir O-ring takarak şu hazneyi tamamen doldurabilirler. Çünkü gördüğüm kadarıyla haznenin arkasında delik evet varmış. Şurayı kapattıktan sonra burası da son derece güzel bir şey olabilir tüp büyük bir tüp olarak kullanılabilir ve burayı doldurup kalem uzun süreli kullanıma açılabilir ama ne gerek var şöyle kartuşlarla ki bu kartuşun uzunu da sayacaktır bakayım Evet uzun kartuşta da bu kalemi kullanmak mümkün olacaktır evrensel uzun kartuşlarla bu sanki yeşil mi mavi mi bakalım bunu takalım şimdi yavaş yavaş biz konuşurken aktive olsun ittiğimizde oturuyor gördüğünüz gibi salınıma başlıyor. Çok kısa sürede de aktif olduğunu görmüştüm geçen gün. Kartuşu taktık. Kalemin kapağını kapattık. Son noktaya geldik. Bakın hala hareketlilik mevcut. Yazarken açılıyor. Fark etmeseniz bunu. Çok hafif biraz daha çevirdiğinizde kitleniyor. Kapağı da güzelce oturuyor. Kapak oturma sesi çok hoş. Özellikle premiumlarda, eee prep'lerden falan daha kaliteli buldum gerek gövdelerini, gerek kapaklarını. Tasarımlarını ve renk seçimlerini Olağanüstü başarılı buldum Yani her rengi ayrı güzel Ben mesela pembeyi kullanmam Belki ama Pembe bile gayet güzel bir şeker pembesi Yani bir erkeğin elinde Bile aykırı duracağını düşünmediğim bir renk Kalemin Tasarımı çok güzel Yazım kalitesi de bir medium uç ol Seçeneğinin dışında Seçenek olmaması haricinde Oldukça başarılı akışkan mürekkebi kısa sürede belki bitirecek bir yazım e, deneyimi getiriyor ama çok aşırıya kaçan da bir e, mürekkep salınımı yok. Dengeli. Bakın şu anda mürekkep uca ulaşmış durumda. Görüyorsunuz. Hatta şöyle kağıda bir deneyelim. Evet mürekkep ulaşmış kağıda. Şimdi bir yazım deneyimiyle devam edelim. Evet. Yazım deneyimi için biraz zoomladım. Şöyle çapraz bir görüntü elde ettik nokta vuruşlarından başlayalım. Nokta vuruşları son derece kuvvetli ve bol mürekkep veren cinsten ismiyle başlayalım. Mavi bir güzel mavi bir tüp koyulmuş. Skrix. Premio. Kalemimizin tam adı bu. Skrix Premio. Turkish Fontaine Pen diyelim. Gurur duyuyorum ben bir Türk firmasının yaptığı her işten. E, bakmayın eleştirdiğime. E, Skrips firmasını. Onların varlığı e, gerçekten önemli. Turkish Fontaine Pen diye yazalım. Ko yazarken konuşmak oldukça zor. Neden Fontaine Pen diye yazıyorum, dolma kalem diye yazmıyorum diye merak edenler olabilir. Bazen videolarımızı izleyenler yabancı asıllı olabiliyor. Ee, onlara da bir tanıtım imkanı sağlasın diye. Siz zaten benim ne dediklerimi duyarak anlayabiliyorsunuz ancak onlar duymuyorlar. O yüzden yazım e, deneyimlerinde bazı kelimeleri e, böyle yazıyorum. Şu nibi bir inceleyelim. Nibin üzerinde şöyle yakından bakarsak. Bakın şöyle biraz odaklamaya çalışayım ama biraz zorlanacağız galiba. Evet, Skrix medium işareti var. Yuvarlağın içerisinde dolma kalem nibi şeklinde Skrix'in simgesini de görüyoruz. Güzel. Ee, şu bölüm plastik ama sert güzel bir plastik ve kalın bir plastik tercih edilmiş. Premiyolardakinden daha başarılı buldum. Bir de burada e, şu section bölümünü tutamaç diyelim biz ona Türkçe. Tutamaç bölümünü şu bölümü tuttuğunuz yerde de kavrama kolaylığı sağlamaya ee, yönelik hafif çizgiler e, bırakılmış şöyle yatay çizgiler ve bunlar yeri o yer olarak da yanlış değil Eğer bir yanlışlık varsa da şu ucu hafif içinde çevirerek mümkün mü bakayım Evet mümkün bunu düzeltebilirsiniz rekep akışkanlığı gayet başarılı Evet şimdi birkaç kelime yazalım şuraya ve çizimler yapalım Bakın şöyle yazım sürekli açısından bakalım. Hızlı hızlı yazalım biraz. Biraz sallanıyor şu anda çekim ortamım. Kendi evimde değilim. İstanbul'da bir çekim yapıyorum. Bir bunu misafir olduğum yerde. Evet. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kesintisiz yazan çok başarılı bir nibe sahip. Tek eleştirdiğim nokta bakın şu başlangıç ve bitiş noktalarında biraz yazarken durduğunuzda çok estetik olmayan bir yuvarlak nokta, bir mürekkep noktası oluşturduğu noktasındaydı. Ama ilk kalemde olan tesir bunda olmadı. Ee, Allah Allah. Demek ki kalemden kaleme de akışkanlık farkları ufak tefek mevcut. Evet. Şöyle vuruşlara bakalım. Aşağı doğru vuruş, yana doğru vuruşlar. Bitişler, başlangıçlar son derece güzel. Nibi kalemin gayet gayet güzel. Son derece başarılı buldum bu kalemi. Çok da memnun oldum böyle bir seçenek olmasından. Çünkü bir devrim yaratabilir Skrix'in bu kalemi. Ve dolma kalem camiasını büyütebilir. Yani ucuz kalemler birer başlangıç kalemidir. Hele hele bu başlangıç kalemleri ulaşılabilirlik açısından kırtasiyelerde bolca bulunursa Lise öğrencileri dahi tercih etmeye başlayabilir. Mesela bende görüp de öğrencilerimden alanlar var. Jin Hao'nun kalemlerini, bu Lamy taklidi kalemlerini. Onların yerine şu kalemin tercih edilmesi hem ülkemiz ekonomisi açısından hem de ulaşılabilirlik ve fiyat performans aralığındaki başarısıyla bu kalemleri yeni bir dolma kalem neslinin yetişmesini sağlayabilecek bir kalem haline getirebilir akışkanlığına ve yazımına baktığımda e, lamiden, laminin başlangıç kalemlerinden inanın çok aşağı bulmadım. Hatta ilk e, eleştirimi de burada Instagram'da yaptığım eleştirimi de burada kaldırıyorum. Demek ki kalemden kaleme değişiyor. Hatta bir kalem daha aktive edelim biz böyle konuşurken oldukça başarılı buldum. Şu griyi de aktive edelim. Evet onu aktive etmişiz zaten. Pardon. Ee, onu galiba kullanmıştım. Evet evet gri kullanmıştım. Onda şöyle başlangıç noktalarında biraz fazla akışkanlık görmüştüm. Bakın. Evet bir süre kullanıldıktan sonra o da aynı durumda. Hatta bu biraz daha ince yazıma sahip. Yazım deneyimi olarak kesinlikle tavsiye edilebilir kalemler. Renk olarak çok güzel seçenekler sizin için. Böyle şu etiketleri de sökersek daha güzel görünecek. Şu şekilde hatta gösterelim. Yani ben bu Eflatun'u çok sevdim. Pembeyi erkek olmama rağmen beğendim. Gri hoş bir maskülen renk. ama şu yeşil mavi harikulade yeşil ama maviye çalan bir yeşil. Ee, kivi rengi ve bir de kahverengi renkleri, açık kahve tonlarında renkleri de mevcut. Onlar da elimizde vardı. Onları da gösterebiliriz aslında ama şimdilik bunlarla yetinelim. Elimde şu anda elimin altında duranlar bunlar. Evet, biz pembeyi kullanıyorduk. Ona geçelim, devam edelim. Hızlı yazım imza seçeneğine bakalım. Reverse. Writing ne kadar iyi. Yani ters yazım. Yani biraz sürtüyor. Hafif bir, çok hafif bir ses e istemediğim bir çok hafif bastırmadan yazdığımızda çok temas halinde yazdığımızda da yazıyor kalem. Bu da onun kaliteli bir niple üretildiğini gösteriyor. Yani reverse writing de biraz daha ince fine kalınlığında ya da ekstra fine'a yakın bir fine kalınlığında yazıyor. Normal yazımını da altı Evet böyle de bir yazımı var. Kalemi oldukça beğendim. 2024 April yani Nisan Kebikeç size kalemi tanıttı. Umarım siz de kalemi edinir ee, ve kullanırsınız zevkle de. Şu anda 60 lirayla 100 lira bandında satılıyor. Hakikat kırtasiyede mesela ben 60 liraya gördüm. Ee, daha aşağılarda sirkeci civarında 70-75 liraya. 70, 75, 65 kırtasiyeden kırtasiyeye değişiyor. 100 liraya satanlar da var. 110 liraya satanlar da var. Tabi Bilmiyorum artık onların alımları, toptan alımları farklı herkesin. Ee, ama bu kalem <laughs> rahat rahat 100 lira edecek bir kalem. Skrix firmasını tebrik ediyorum. İlk eleştirim olan nok bitiş ve başlangıç noktalarındaki aşırı mürekkep salınımı noktasında yaptığım eleştiriyi de kaldırıyorum. Gayet başarılı bulduğum bir kalem oldu. Gerçekten güzel bir başlangıç kalemi oluşturmuş Skrix. Artık SkeX bundan sonra herhalde biraz da amiral gemilerine odaklanır bence SkeX bu modeli sonsuza kadar yani artık ne zamana kadar üretim yapar bilmiyorum. Allah yollarını açık etsin. Güzel kalemler, seçenekler de sunsun ama müthiş bir başlangıç kalemi yapmış. Belki ufak tefek hata ve eleştiriler varsa onlar düzeltir. Uzun kartuş koyabilir mesela bu kalemlerin içerisine ya da belki ileride pompalı pistonlu vestiyonlu versiyonları, konvertörlü ve pistonlu. Bakın, kendinden pistonlu belki şuraya bir piston takarak onları da üretir kim bilir. Onlar da uygun fiyatlı olursa daha da güzel olur. Evet. Bugünkü videomuz bu kadar. Bir devrim yaratabileceğini umduğum bir marka ve onun güzel kalemlerini sizler beraber tanıdık. Hoş renkleri olan Skrix premiyolar şöyle bitiş videosunda da bitiş anında da şöyle Cricx markası görünsün. Böyle güzelce bir şovla bitirelim. Şöyle dengeli görünse şu mavi de bozmasa evet çok güzel. Kendinize iyi bakın dostlar. Bu kalemlerden de muhakkak edinin. Elinizin altında bulunsun. Ben galiba biraz daha alacağım bunlardan. Farklı renkleri de umarım çıkar. Böyle canlı kırmızılar, canlı sarılar bekliyorum Cricx'ten. İlk pastel tonlar harika olmuş. Hepiniz lütfen edinin derim. Uygun fiyatta da bulabileceğiniz kalemler ee, biraz piyasa araştırmasıyla artık rahatlıkla bulunabiliyor. İlk günlerde Selime Hanım tanıttıktan sonra bir e, birkaç yerde vardı. Hemen tükendi. Ama şimdi birçok kırtasiye var gibi görünüyor. Özellikle sirke civarında biraz gezdiğinizde rahatlıkla buluyorsunuz. İnternette de birkaç sitede son zamanlarda fazla fazla görünmeye başladı. Piyasada rahatlıkla edinebileceğinizi biliyorum. Ucuza güzel bir gündelik kalem edinebilirsiniz. Ha bu arada bu kalemlerin kartuşlu olması da seyahat kalemi olarak da kullanılmalarını da sağlayacaktır. Kartuşunu söküp yanınıza da çantanıza da yedek kartuşları atıp istediğiniz yere götürürsünüz. Asla akma gibi problemde yaşamamış olursunuz. Böyle güzelliği de olan bir kalem. Evet, bugünlük bu kadar. Bir kalem'i hiç bu kadar övmemiştim galiba. Oldukça mutlu oldum. Ee, i̇lk hayal kırıklıklarım da aslında giderildi. Ee, yani küçük bir eleştiriydi gerçi. Ha ha, bir eleştirim duruyor sadece. O da nedir? Nip boyutu olarak, fine, extra fine. Acilen gelmeli. Canlı, yeni renkler ve e, siyah rengi, kırmızı rengi, beyaz rengi, sarı rengi de. Ee, en kısa zamanda Skrix'ten bekliyoruz. Bu kalemi de asla ve asla bırakmamaları lazım. Geliştirerek üretmeye devam etmeleri lazım. Umarım bu video bir yerlere ulaşır. Sesimiz birileri tarafından duyulur diyerek bunları söylüyorum. Lütfen videoyu paylaşalım. Ee, firmamızı destekleyelim. Ee, onlar da büyüsün. Onlar da mutlu olsun ve bizim sesimiz de onların duymasını sağlayalım diye umuyorum. Sağlıcakla kalın. Kalemle kalın. Mürekkebiniz akışkan olsun. Sağlıcakla iyi günler.